Arkadaşlar selamlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu sefer yine WoW'dayız arkadaşlar. İki konumuz var. Biri WoW bazlı, diğeri de Throne and Liberty bazlı. Şimdi gelelim konumuza arkadaşlar. WoW'da görmüş olduğunuz gibi item level'imizi yükselttik. Aynı zamanda da geçen videoda bahsetmiş olduğum başarımı şu anda göreceksiniz. Elde ettik. Zor olmadı arkadaşlar. Yani kendi siz de başarabilirsiniz rahat bir şekilde. Artı 7 ve artı 6'ları döndüğünüz takdirde bu başarımı elde edersiniz. Zaten birazcık şeyin üstünde çıkmışız. Şimdi eğer item level ile alakalı sıkıntı yaşıyorsanız veya itemler genel olarak sıkıntı yaşıyorsanız devler hakkındaki videomu şiddetle tavsiye ediyorum. Devleri bir hayli yaptım diyebilirim. Yani baya baya yaptım ki yani bunu aslında herkese tavsiye ederim. Çünkü en kolay, en basit yöntemiyle item levelinizi ve itemlerinizi pushlayabilirsiniz. Dawnguard'da bulunan Katalist'te de zaten o itemleri gerekirse şeye çevirebilirsiniz. Hani set itemleri çevirebilirsiniz. Bu da tabii ki de DPS'inizi boostlar birazcık. Hani klasınıza göre, tier setinize göre vesaire. Devlere çok kısa bir şekilde değineceksek arkadaşlar. Hani normal bir şekilde devleri yaptığınız zaman, bu Bountiful devleri yaptığınız zaman açacağınız sandıklardan champion yani şey çıkacak, itemi çıkacak. Bu champion'i fulllediğiniz zaman 619 seviyesinde itemlere sahip olursunuz. Yani şu an zaten ne kadar oldu? 18-19 Eylül'den Mythic Plus'lar açıldı. 2 hafta falan, 2,5 hafta falan oldu açılalı. O yüzden de şu ana kadar muhakkak yani bir 600'ün üzerindeki itemlere sahip olmanız gerekir aslında. Hani değilseniz de sıkıntı yok. Dert etmeyin sakın. Devlerde özellikle de hani bana öyle denk geldi çünkü ben bayağı dev kastığım için hani Bountiful'dan ziyade normal devlere de girdim. Ve orada devin sonundaki küçük sandıklardan, ufak sandıklardan dev haritası çıkıyor. O haritaları aldığınız zaman artı 8 dev yaptığınız takdirde hem eğer hani Bountiful devse veya değilse hiç fark etmiyor. Haritayı aktif hale getirdiğiniz zaman bir tane Hidden Treasure çıkıyor. O Hidden Treasure'da da içinden hero itemi çıkıyor. O hero itemi de aynı zamanda şey de çıkıyor. Yani bu hero itemleri upgrade edebilmemiz için bu Gilded Harbinger Crest'lere ihtiyacımız var. Ama onlar ya Mythic Raid'den düşürebilirsiniz ya da artı 9'lardan düşürebiliyorsunuz. O kadar yüksek ki gitmiyorsanız aynı zamanda da Mythic Raid'e girmiyorsanız o şeyler gerçekten çok çok faydalı. Yani bayağı bir kasabilirsiniz. Tamam, içinden çok az çıkıyor neticede ama ne derler, damlaya damlaya göl olur. Aynen o şekilde de şey yapabilirsiniz, kasabilirsiniz. Diğer zaten crestleri de normal bir şekilde hani ya heroic raid'e girersiniz yaparsınız ya da artı 4 ile artı 8 arasındaki şeylerden, dungeonlardan düşüyor. Buradaki şey Türkçesi ne derler bilmiyorum da yani uzantı, hani 4 ile 8 arasında çok büyük bir fark var. O yüzden de ben bu sistemi çok anlam veremiyorum ama neticede hani artı 4'e girseniz bile yeterli olur arkadaşlar. Hani bunları farmlamak için ve item level'inizi ona göre de pushlamak için. Şimdi ben tabi birazcık yani 1-2-3 tık düşük kaldım. Belli başlı sebeplerden dolayı. Birincisi mesela... Ben hala şundan kurtulamadım. Bayağı bir ara kara dönüyorum. Her seferinde düşürmeye çalışıyorum ama şans bizden yana değil dostlar. O yüzden de düşmüyor. Kaldık bunun veteran kısmında. Diğer şeylere de gelecek olursak da aynı zamanda şurada mesela bir kolyem var. Champion kalmış durumda. Orada da sağlam bir şey daha çıkaramadık ama neticede zamanda olur diye düşünüyorum. Hani evet, bir acelemiz yok. Hani oyun kaçmıyor ya season kaçmıyor. Zaten season demişken aslında şu anda daha yeri ve sırası değil. Çünkü neticede daha 3-4 ay falan var. Hani 4 ay belki değil de ama 3 ay falan vardır yani. Yeni season geldiğinde zaten üstümüzdeki itemlerin hemen hemen hani çöp olmayacak da item level'i seviyesi düşük kalacak. Çünkü ne zaman yeni season geldiği zaman item level'lerin üzerinde bir oynaşma olacak. Atıyorum şu anda mesela bu 619'sa ne bileyim yeni şey geldiği zaman, yeni season geldiği zaman bu 680 falan olur. Hani abartıyorum rakamları. Sırf öyle örnek vermek için söyledim. Bunu bekleyebiliriz ama dediğim gibi yani arkadaşlar eğer ki herhangi bir sıkıntı yaşıyorsanız zaten yorumlar kısmında da sorabilirsiniz. Her zaman
sorularınızı cevaplıyorum. Orada da elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım bilmek istediğiniz konular hakkında. Throne and Liberty'ye gelecek olursak arkadaşlar, hani şunu baştan söylemek istiyorum. Bak, yanlış anlamayın, yanlış yere de çekilmesin. Oyunu kötülemiyorum, tamam mı? Çünkü ben daha önce Kore yapımı bir MMO oynadım. O da Lost Ark'tı ve onu da aslında severek oynadım. Sadece belli başlı unsurlar beni oyundan itti. Neticede ben bir solo oyuncusuyum ve Lost Ark'ta zamanında oynadığımda solo friendly bir oyun değildi. Öyle başladı, sonrasında farklı bir yere gitti. Nasıl? Levelinizi çok rahat bir şekilde solo yapabiliyordunuz. İşte Chaos Dungeon'lar, Mouse Dungeon'lar falan vardı. İşte Guardian Raid'ler vesaire. Bunları hepsini solo yapabiliyordunuz. Ama mesela Raid'e girmek istediğiniz zaman, o zaman ne oluyordu? Oyun seni bir şekilde hani forsluyordu başka yabancılarla oynamaya, veya işte ne bileyim, bir guild'deysen eğer bir guild'le oynamaya zorluyordu. Ben de şimdi şöyle bir durum var. Hani başkalarını oynamaya karşı değilim. Neticede orada bir matchmaking sistemi vardı. Her şey tamam, okey. Ona da hani kabuldüm. Sadece problem şuydu Lost Ark'ta. Oyunun cezalandırma sistemi. Yani eğer ki biri, atıyorum, faillediği zaman boss'ta falan, o zaman bütün grup wipe yiyordu. Böyle bir sisteme de ben karşıyım. Çünkü hani başkasının bir hatasından dolayı, hani tanımadığım etmediğim bir insanın hatasından dolayı ben niye cezalandırıyorum? Bana saçma geliyordu. O yüzden de belli bir süre sonra bıraktım oyunu. Oynamadım da. Daha sonrasında da duyduğum kadarıyla, emin değilim de, galiba oraya da bir solo sistemi falan geldi. De hani oyundan koptuktan sonra artık şey yapmak istemedim. Ne derler, hani bir daha bir başlangıç yapmak istemedim. Şimdi Throne and Liberty'ye de gelecek olursak, orada da okuduğum kadarıyla oyun çok fazla solo friendly değil. Yani belli başlı şeyleri elde edebilmek için, etmek için de belli başlı şeylere girmek için guild'e ihtiyacınız var. Guild'le hani oradaki toplulukla ilerlemek zorundasınız. Bu da hani benim zaman şeyime ters. Aynı zamanda bir de oyunun çok ağır bir şekilde pay to win olması bana komple ters. Hani diyorum, oynamak isteyen varsa ya da oynayan varsa, zevk alıyorsa bundan, ne mutlu onlara. Hani oynayın abi. Hani kimse size oynamayın demiyor, ya da ben öyle dedim diye oynamayın demiyorum ki. Hani dediğim gibi, o Kore yapımı MMO'ların en sevdiğim özellikleri çizimleri, skill'leri falan, yani bayağı hoş duruyor açıkçası. Oynamak isterdim eğer ki o unsurlar olmasaydı. Yani bilmiyorum, WoW gibi olmuş olsaydı muhtemel oynardım diyebilirim. Ama WoW gibi olmadığından dolayı, hani birebir aynısı olmak zorunda değil. Hani şey olarak, sistem olarak olsaydı denemek isterdim gerçekten. Ama okuduklarımı, gördüklerimden sonra oyunun bana göre olmadığını karar verdim arkadaşlar. Ha, çok daha fazla bir şey söyleyemem, çünkü hani neticede oynamamış olduğum bir oyuna çok fazla yorum yapmak doğru olmaz. Ama tekrar söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. Oynamak isteyen varsa ve oynayan varsa, sizlere gerçekten, hani oynuyorsanız da, iyi eğlenceler dilerim, ne mutlu size dilerim. Başka sorularınız varsa da yorumlar kısmında sorabilirsiniz dostlar. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ve biz bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.